Arkadaşlar hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. State of Decay serimize devam ediyoruz. Daha doğrusu tadımlık oyun serimizin bir üçlü kombinasyonu haline geldi bu ve bu üçüncü bölüm oluyor arkadaşlar. Üçüncü bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu muhtemelen son bölüm olacak ve sizlerin isteği doğrultusunda bunu ana serilerden biri haline getirebilirim. Sağ olsun Murat abi bana Breakdown DLC'sini de hediye ettiğine göre arkadaşlar tam anlamıyla bir survival hayatta kalma macerası yaşayabiliriz. En son hatırlayacaksınız bulunmuş olduğumuz bölgeden aracımızla kaçmıştık. Daha doğrusu kaçmak zorunda kalmıştık. Evimiz zombiler tarafından saldırıya uğramıştı ve sadece 3 kişi kalmıştık. Hatta gelirken de bir arkadaşımızın ısırıldığını hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar müsaadenizle bir map'e basalım ve neler olup neler bittiğini öğrenelim. Etrafımızda iki tane aracımız var ve şehir dışında bir yerdeyiz arkadaşlar. Tam olarak nerede olduğumuzu bilemesem de ve etrafta yağmalanacak gerçekten çok fazla mekan bulunmakta. Yani güzel bir yerdeyiz açıkçası. Bakalım adamlarımızı tanıyalım. Bu arkadaşı biliyorsunuz arkadaşlar Edgeance. Bizimle birlikte ilk bölgedeki görevleri tamamlamamıza yardımcı olmuştu. Ama maalesef ısırılmıştı kendisi ve kurtarabileceğimizi pek zannetmiyorum. Lily, radyo uzmanımız arkadaşlar. Bununla Lily sayesinde bulunduğumuz bölgeye materyal getirebiliyoruz. Aynı zamanda yeni hayatta kalanları kurtarabiliyoruz. Pastor William, sempatik Tosun Paşam. Sağ olsun bizi içeri aldı kendisi. Yoksa dışarıda kapıda zombilere yem olabilirdik. Şu bizim huysuz arkadaş ama huysuz arkadaşın kullandığı silaha bakın lütfen. 7.62 mermilik bir rifle kullanıyor kendisi. Maya'yı biliyorsunuz zaten biz kurtarmıştık onu. Onun da elinde bir 7.62'lik tüfek mevcut. Çikolata bir arkadaş. Sam Hoffman ve bir adet de Jacob'ımız var. Tamamdır. Şimdi görevimin ne olduğunu anlamaya çalışayım. Tam olarak İngilizcem iyi olmadığı için görevleri çözemiyorum ama şuradaki artı 5 community moral. Topluluğumuzun morali 5 arttı. Eksi 5 moral. Vazlaşkina body got hard. Ha, ısırıldığından dolayı morali düştü. İlacımız olduğundan dolayı 5 moral arttı mı? 5 ilaç mı bıraktı? Birisi 4 yiyecek bırakmış. Güzel gidiyor sanırım. Günlük eksi 8 yiyecek kaybımız var. Bir tane ilaç kullanıyoruz. Biraz cephane kullanıyoruz ve materyal kullanıyoruz. Görevimiz neymiş acaba? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Lily wants istemek demek bildiğim kadarıyla. What? Markus'a gitmemi mi istiyor? Pek anlayamadım ama sanırım Markus'a gidip onunla görüşmemi istiyor arkadaşlar. Aynen. Markus ileride olması lazım. Markus. Sleeping quarters? Hope you don't mind sharing. We're pretty Evet, tight on space here. Markus bu mu? Markus bu değil. Allison's saying we should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to Ama get more sanırım space. doğru bir şey yaptım. Çünkü How many people do hikayenin you have? gidişatı ilerliyor. I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think. I haven't heard from them in a while. Rest easy, son. How do you feel? Like somebody took a weed whacker in my Keşke fucking bana ne mind. yapmam gerektiğini anlatsanız. Bakalım envanterimde neler var? İki tane birinci So, silahım var, cephanelerim var, ilacım could var, be a sign ilacım of var, infection. fazlasıyla ilacım ve yiyeceğim var. We'll need to get Dr. Güzel. Hansen out here. Güzel. I'll see if I can get him on the radio. Thanks, Şu an ne yapmam gerektiğini pek anlayamadım ama. Do not forget to entertain Aha, strangers. And burada by dinleniyor so arkadaş. doing, some have unwittingly entertained Kardeşim, me. çekilir misin canım? Benim About ilacım that. var. I might be an agent. Agents. Agent, follow Lily. Ya, tamam, Lily'yi takip etmem gerektiğini söylüyor bana. Pekala, takip edelim. Walk with Lily. Lily ile konuş diyor galiba ama ya da Lily ile yürü mü diyor. Walk yürü demekti galiba, aynen. Yürüyelim bakalım. Bize ne görev verecekler acaba? Bu arada benim sağlığımda mağlığımda bir problemim yok. Güzel. Zaten envanterim de bayağı geniş. Şunları eve emanet edebilirim. If he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to Şu that, an hiçbir şey I anlayamıyorum. promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. It's for the best. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Sadece Don't you dokun get it? köpek olduğunu biliyorum More ben of us ona. didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick.
You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look. We're barely hanging on here as it is. Ya yanılmıyorsam hiç ilacımız yok dedi ama benim fazlasıyla ilacım var. Tam olarak 7 tane hatta. Yiyeceğim de var, ilacım da var. What if I find some more? Will that help pay our rent? Yeah, okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Tamam. Oğlum burası ne lan? Cephanelik kurmuş herifler. Şuna bakar mısın abi? Ver abi. Bunlar tüfek mermisi galiba. Hayır, 7.62'lik tüfek mermisi bunlar. Aynen. İlacımız da var. From up there you should be able to get a good look at the town. Maybe you'll spot some place to find medicine. I owe you one. Just hurry, okay? I'm not sure how long I can rein Alan in. Lay of the Land mı? Anlamadım. Evet, bir yere gitmem gerektiğini söylüyor. Benim yanımda yeterince malzemem var mı? Var. Arkadaşlar, şuraya bakar mısınız? Yani içerisi cephanelik, tam anlamıyla bir cephanelik. Yani aradığınız her türden mermi mevcut. Ama lakin herhangi bir şekilde silah yok. Ve bu molotof ve kahveyi ben koydum sanırım. Ya da ben koymamış da olabilirim, bilemiyorum da. Üzerimdeki medicine'lerden, yani üzerimdeki ilaçlardan hiçbirisini koymaya niyetim yok açıkçası. Ve influence galiba bu şey oluyordu arkadaşlar. İtibar oluyordu. Yeterince itibara sahibiz. Şimdi şu uzaktaki yere gidelim. Ama gece gitmek tehlikeli olabilir. Çünkü geceleri karanlıkta bu zombiler daha da kuvvetleniyor. Daha da güçleniyorlar. Bu arada ben kayıtta mıyım? Oh. Bir an kaydı açmayı unuttum diye endişelendim doğrusu. Geceleri zombiler daha da güçleniyorlar, daha da kuvvetleniyorlar ve bu kuvvetlenmeleri sonucunda da neredeyse durdurulamaz bir hal alıyorlar. Yani beni yamultabilirler abi. Lily değil, Maya oturuyor orada galiba. Neyse canım, biz gidelim artık. Ufak ufak ilk defa Stilt oynamaya çalışacağım. Bu arada özür dilerim Shift Tab'a bastığımdan dolayı. Yani Shift Tab'a bastım, otomatik Tab geldi. Aa, burası mezarlık mı? Nasıl bir yer ya? Keşke önceden bir gözcülük yapsaydım. Birisi zaten gözcülük yapmaya çıkıyor. Map'ten kontrol edelim. Gideceğimiz yer uzakta mı? Pek de uzakta değil aslında. Ama ve lakin sanki arabayla gitsek daha güzel olacak gibi. Şu arabayı mı alsak? Bu araba kilitlidir muhtemelen. Bunu bize vermezler de. Aa, verdiler. Verdiler de ben bu arabayı kullanmaya kıyamam. Şunu alalım. Ya zaten yürüyerek gitmemiz kesinlikle intihar olur arkadaşlar. Yürüyerek gittiğimiz takdirde şu zombilere bakar mısınız? Karanlık olduğundan dolayı her biri olduğundan çok daha güçlü. Çok daha güçlü damage'e sahipler ve çok daha hızlı hareket ediyorlar. Karanlık bizim işimize gelmez, onların işine gelir abi. Ama arabayla her hareket ettiğinde... Arabayla her hareket ettiğimde bunları kendime doğru çekiyorum. Çünkü arabanın çıkardığı belirli bir ses düzeyi var. Ve bu ses düzeyi yüzünden yaratıklar, zombiler bize doğru gelebiliyor. Bakın arkadaşlar, hızlandıkça ses artıyor. Şurada bir hordu var. Dilerseniz korkak oynamayalım ve hordu gidip temizleyelim abi. Geliyorum lan. Çata çata çata. Gitti. Bir hordu daha geliyormuş. Tamam, o hordu da temizleyelim. Yani bu hordlar istesek de istemesek de zaten bize bulaşacaklar. Geliyorum lan. Evet arkadaşlar, zombi hordu da temizlemiş olduk bu vesileyle. Ama ve lakin artık birazcık stealth oynamamızın zamanı geldi. Ve stealth oynamak istiyorsak bu arabadan kurtulmamız gerekiyor. Burada bir yerde arabadan kurtulalım abi. Şurada arabadan inelim. C'ye basalım. İki defa mı C'ye basmam gerekiyor? Heh, tamam. Daha yavaş gidelim abi. Bakın arkadan zombiler hızla yetişiyor bana, koşuyor. Beni mi fark ettiler acaba? Beni fark etmiş olmamaları lazım. Araca doğru gidiyorlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aracın çıkardığı sesten dolayı araca doğru gidiyorlar. Ve ben aracımı terk ettiğim için herhangi bir problem yaşamayacağım. Ancak hani dışarıda da olsa içeride de olsa zombiler karanlıkta olduğundan dolayı olduklarından çok daha güçlüler. Dikkatli olmam gerekiyor.
Bakalım buralarda bir zombi var mı? Sanki zombi var gibi. Ulan arkadaş, sanki korku filminin içindeyiz ya. Şurada bir zombi mi var? O zombi ölmüş, kafası patlamış onun. Ama eminim ki içeride yaşayan bir zombi var arkadaşlar. İçeride yaşayan bir zombi var. Hani sesini duyabiliyorum. Sesini iliklerime kadar hissedebiliyorum. Sanırım burada bir zombi var. Sürpriz mafadaka. Güzel, güzel. Çatıyı bir kontrol edelim arkadaşlar. Buraları lootlayacağım ama önce güvenlik. Önce güvenlik. Hani ben burayı araştırırken herhangi bir şekilde bir ses çıkardığımda, çıtırtı çıkardığımda muhakkak bu zombiler gelip benim yanımda bulunacaktır. Bakın arabanın oraya doğru baktığınız zaman hani tamam birazcık zombilerde problem var, onu itiraf etmek gerek de. Görmüş olduğunuz gibi zombi sürüsü toplanmış durumda oraya. Hani ses onları buraya çekti. Dikkatli olmam lazım. İçeride herhangi bir şekilde ses yaptığım takdirde benim işimi bitirirler. Bakın arkadaşlar içeride bir zombi var mı diye kontrol etmeye çalışıyorum ama maalesef herhangi bir şey bulamadım ve yanlışlıkla düştüm. Galiba bu kırmızı noktalar zombileri işaret ediyor olabilir. Ya da yahut yağmalanacak mekanı işaret ediyor olabilir. Bilemiyorum. Şimdi şurayı bir araştıracağım arkadaşlar. Çevresi temiz gördüğüm kadarıyla. Ve hızlı bir şekilde araştırmazsam eğer herhangi bir şekilde yüksek ses dalgası yaymaz. Ve o yüksek ses dalgasına da zombiler gelmez. Açalım bakalım. Alalım. Açalım. Bunu alalım. Bu ikisi aynı sanırım. Yalnız bunlar ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Afkotamin ondan sonra bilmem ne. Bundan elimizde var mı? Var zaten. Tamam, güzel güzel. Bir adet yedek silahımız da var. Yalnız bu hasar almış vaziyette görmüş olduğunuz gibi. Bunu tamir edemiyor muyum ben? Şunu giyebilirim de önce bu parçalansın. Şu ne? Homemade cutstone gunshot alayım abi. Alayım, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Başka araştırabileceğim bir şey var mı? Yanılmıyorsam yok. Amacımız buraya gelip ilaç almaktı ki biz yeterince ilaç aldık zaten. Hani medicine'ları falan topladık. Bakalım. Beyaz parıldayan yerleri araştırabiliyoruz. Zaten siz bunu çoktan fark etmişsinizdir. Umarım etrafta herhangi bir şekilde zombi yoktur. Muhtemelen buradan yiyecek kazanabiliriz arkadaşlar ve hava gitgide kararıyor. Herhangi bir şekilde stealth oynamaktan vazgeçip onlara saldırmayı düşünme gibi bir durumumuz söz konusu bile değil maalesef. Dikkatli olmalıyım. Eğer dikkatli olmazsam burada işim biter. Tamam. Burası temiz arkadaşlar. Şimdi sıradaki mekanımıza gidebiliriz. Ancak dikkati elden bırakmayacağız hiçbir zaman için. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen bir zombi hortta burnumuzun dibinde. Görüyorsunuz birazdan buradan geçecekler. Birazdan buradan geçecekler. Şu an ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çöpün içine mi saklanmalıyım? Hey come here ne? Onları ben dağıtamam. Şu an o zombileri dağıtamam arkadaşlar. Haritadan görüyorsunuz sağ alttan. O zombilere karşı benim hiçbir şansım yok. Ve işin kötü yanı kıpırdamıyorlar bile. Ve ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum şu an. Şu çöp tenekesinin içine mi girmem gerekiyor? Bakın sesleri geliyor. Çok yavaş ilerliyorlar. Umarım kokumu almazlar. Sessiz olursam eğer herhangi bir şekilde beni fark edemezler. Ama görmüş olduğunuz gibi kalabalıklar arkadaşlar. Ve gece olduğundan dolayı gerçekten çok büyük tehlikedeyiz. Zombi hordun geçmesini bekleyeceğim. Bakalım yani yakınımda başka bir hord var mı? Eğer yakınımda başka bir hord varsa tehlikede olabilirim. Ki hord yok ve bu hord galiba etrafımızda daire çiziyor arkadaşlar. Şuralardayken falan benim işi bitirmem lazım. Yapmam gereken şeyi yapmam lazım. Hey come here, come here deyip duruyoruz da anlamıyorum kimi çağırıyoruz abi. Bak orada da zombiler var. İyi ki beni fark etmediler. Ne yapmam gerekiyor? Buraya tırmanmam mı gerekiyor? Anlamadım ki. Galiba buraya tırmanmam gerekiyor. Buradan mı tırmanacağım? Hayır, öteki taraftan tırmanacağım. Pekala. Pekala. Shift'e basıp hızlı tırmanabilirim ancak bu benim fark edilmeme sebep olur.
Çıkaracağımız her ses dalgası benim birazcık daha fark edilmeme sebep olacaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca çok sessiz biçimde işi halletmem gerekiyor. Ve şu an zombilerin nerede olduğunu göremiyorum. Görebiliyorum. Evet, horde aşağıda. Neden bu kadar yükseğe çıktığımız konusunda hiçbir fikrim yok. Yani gelip helikopterle beni almayacaklarsa, evet, bölge keşfi yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir gun shop varmış. Yani oradan silahlarımızı temin edebiliriz. Burada minimart varmış. Burada bir tapınak var galiba, tam olarak bilmiyorum. Ya da meclis binasına benzer bir şey, emin değilim. Zombi horde mevcut. Evet, şurayı da araştıralım. Ev mevcut tekrar. Zombi horde. Ve zombi horde yaklaşıyor arkadaşlar, ama onların beni fark etmesi çok güç. Muhtemelen fark edemezler. Bölgeleri bir bir açıyoruz arkadaşlar. Şurayı da açalım. Bakalım neresi kalmış. Posta ofisiymiş. İlerideki bina. Pekala, daha keşfetmediğimiz bir şeyler mi var acaba? Kesinlikle keşfetmediğimiz çok şey var. Gotcha. Evet arkadaşlar, keşfimizi tamamladık. Ve 25... Lütfen sessiz ol, zombi ordular burada. Antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics for people. And it looks like no one's broken in. Görevimizi tamamladık ve itibar puanı kazandık arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey eve dönmek sanırım. Sessiz sessiz aşağı inmeliyim. Zombi horde geliyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. O horde'a yakalanmamam gerekiyor. Alan is sad mi? Sad ne demek? Tamamdır arkadaşlar. Şimdi oraya doğru ilerlememiz gerekiyor ama hemen öncelikle bir sessiz olup çömelir misin canım? Çömelir misin? Öncelikle bir çömelip şey yapmak istiyorum. Map'e bakmak istiyorum. Nereye gitmem gerekiyor benim? Evet, şurada bir medicine varmış galiba anladığım kadarıyla. Oraya doğru ilerlemem gerekiyor. Ben şuradayım ve şurada 2 adet zombi horde bulunuyor. Bu horde'lardan hiçbirisi bizim eve gitmiyor. Eve gitmediği için şanslıyız. Şuradaki arabaya ulaştıktan sonra rahatlıkla zombi horde'u da ezip buradaki medicine'ı alabilirim arkadaşlar. Ve hasta olan, ısırılmış olan arkadaşımıza yardım götürebilirim. Müsaadenizle hemen süremi kontrol ediyorum. 18 dakika olmuş yanılmıyorsam. Devam edelim. Gece oynadığımızdan dolayı, oyunda gece olduğundan dolayı zombiler çok kuvvetli. Bu sebepten ötürü de benim sessiz olmam gerekiyor. Yoksa çok daha hızlı bir şekilde bitirebilirdik elbette. Şimdi arkadaşlar, arabadan çıkan sesten dolayı muhtemelen şuradaki zombiler buraya doğru ilerleyecek. Evet, tahmin ettiğim gibi. O zombilerle vakit kaybetmemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ileride bir horde var. Arabamın tüm gücünü o horde'a saklamalıyım ki horde'u atlattım. Evet, horde'u atlattım atlatmasını ama. No cars. About time you showed up. Let's get the show on the road. You're the newbie. Evet, sanırım içeriye bir operasyon düzenliyoruz. The door will make less noise. Or hey, you could do it like a total fucking idiot. Up to you. Just get us inside. Looks like you could use this. Evet, envanterimin full olduğunun ben de farkındayım. O halde ne yapalım biliyor musunuz? Şunu destroy edelim. Daha sonra bunu da destroy edelim. Evet, artık envanterimde yer var. Problem var mı? Yok. Eğilerek sessiz bir şekilde ilerlemeye çalışalım arkadaşlar. Abi bir ton şey var ya. Ben ne olur ne olmaz Painkillers'la ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu zombi arkadaş bizi fark edemedi, ama fark edemese bile onu temizlememiz lazım. Çünkü etraftaki başka zombileri üzerimize çekebilir. Bir tane de garajda var. Garajın kenarında var. Snake olarak zombiyi yok etmek için Z'ye basmam gerekiyormuş. Şu an Z'ye tüm gücümle abanıyorum. Tamam, birisini indirdik. Bakın gözleri kırmızı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, birileri içeride. Kapıyı kırdıktan sonra hemen içeri dalalım mı? Dalalım lan.
Ama içeride yalnız değiliz tabii ki. Daha fazla zombi varmış içeride. Tamam, kapıyı kapatalım. Şurayı bir lootlayalım. Burada bir şey var mı? Asıl amacımız diğer noktaya ulaşmak arkadaşlar ama gelmişken buraya da bir bakmak istedim doğrusu. Ve çıkardığımız gürültü umarım diğer zombileri üzerimize çekmez. Hiçbir şey bulamadık maalesef. Kapıyı omuzlayıp açıyoruz ki ses çıksın ve hani zombiler bizi bulsun abi. Bakalım şu etrafta herhangi bir şekilde zombi var mı? Yok. İçeride birileri var mı? İçeride mutlaka birileri vardır. Kapıyı kırdık ama buna pişman olacağız gibi bir his var içimde. Sanki pişman olacağız buna ama. Burası temiz. Burası gayet temiz. Ama dışarıda zombiler var. Bu bölgede fazla ses çıkarmasak iyi olur. İki kişi daha geliyor. İki kişi daha ilerliyor. Map'ten görebiliyorum. Abi neler oluyor? İki kişinin ilerlediğini gördüm ben buraya doğru ama. Şunu açar mısın canım? Bunu alamıyorum. Bunu almam için bunu destroy etmem lazım. Abi ne oluyor? Beyzbol sopam var benim. Tamamdır arkadaşlar. Ben de pek bir şey göremedim ama galiba görevi tamamladık tam olarak emin olamasam da. Evet, bunu aldığımızda görevi tamamlayacak olmamız lazım. Neyi eksik unuttuk? Görevi tamamladık arkadaşlar. Şimdi evimize dönmemiz gerekiyor sanırım. Zombiler ses çıkarmadığımız halde nasıl bizi fark etti ben hala onu öğrenmeye çalışıyorum. Yol vereceksin mi? Şimdi hemen bir araca ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Derhal bir araca ulaşmamız gerekiyor. Eğer araca ulaşırsak kazanırız. Çünkü bu karanlıkta bireysel dövüşe girmeye kalkıştığımız zaman kesinlikle kaybeden taraf biz oluruz ve hemen zombi horde'la yaklaştığına göre şu iki zombiyi devre dışı bırakıp karşıdaki aracı almalıyız. Başka bir seçeneğimiz yok çünkü zombi horde yaklaşıyor. Tamamdır, parçaladık. Şunu da parçaladıktan sonra olay bizde arkadaşlar. Olay bizde. Olay bizde artık. Zombi horde'u arabayla parçaladıktan sonra... Ne demek no cars? Ne demek no cars ya? Abi karşıdaki zombi hordu nasıl yeneceğiz acaba? Bir fikriniz var mı? Hani zombi hordu nasıl yeneceğiz? Ulan! Abi orada kalabalıklar. Acayip kalabalıklar. Ya tamam o zaman ben hordu izleyeyim geleyim. Arabayla hordu izleyip geleyim. Çekil. Çekil. Sus yani. Zombi hordu. Zombi hordalar. Tamam o önemli değil. Görev iptal olmasın yeter. Abi etraftaki zombi hordu temizlemezsek eğer nasıl ve ne şekilde kazanacağımızı gerçekten çok merak ediyorum. Tamam no car no car. Allah cezanızı vermesin no car. Umarım birinci saldırı silahım parçalanmaz. Eğer birincil silahıma bir şey olursa ayvayı yedim ben. Ve önümüzde daha ne kadar zombi horde olduğunu bilmiyoruz. Önümüzde daha ne kadar güçlü zombiler olduklarını bilmiyoruz. İşimiz zor. Tek avantajımız 3 kişi olmamız arkadaşlar. Z'ye basıyorum ama neden etki etmiyor acaba? Evet zaten o ölmüş. Karakterimiz yorulmuş arkadaşlar sanırım. Dinlendirmemiz gerekiyor. Evin yatak bölümü vardır umarım. Şu arkadaşa da bir merhaba diyelim. Evet, çok güzel bir şekilde merhaba dedik. Buradan eve kadar yürüyeceğiz mi? Ciddi olamazsınız. Neyse, ilerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim lütfen, ilerleyelim lütfen. Abi çok çok uzağa mı ilerleyeceğiz? Neredeyiz? Galiba çok uzağa ilerleyeceğiz. Arkanızdan geliyor, arkanızdan geliyor. Hızlı olabilir miyiz? Çok teşekkür ederim şimdiden. Hızlı olabilirsek gerçekten çok teşekkür ederim. Neden arabaya binemiyoruz abi? Ben hala o saçma kuralın sebebini anlamadım.
Neden arabaya binemiyoruz ya? Şehrin tam ortasından geçmek hiç iyi bir fikir değil. Acaba kenarlardan mı dolaşıp götürsem bu arkadaşları? Çünkü şehrin ortasından geçmek hiç ama hiç iyi bir fikir değil. Bilmiyorum ama umarım çok büyük bir zombi hortla karşılaşmayız. İleride zaten kaleye benzer bir yer var. Sanırım diğer hayatta kalanların bulunduğu bölge. Tamam. Ne oldu? Burada neden durduğumuzu sorabilir miyim? Hayır, araba tehlikeli değil. Araba tehlikeli değil. Evet, aldığımız arabaya bak. O kadar güzel araba arasından aldığımız arabaya bak. O yürüyerek mi gidecek? Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil yine meğer. Sen neden bu araba yani? Hani fıstık gibi, cillop gibi arabalar vardı. Gel. Bin. Tamam, şimdi eve doğru rahatlıkla gidebiliriz. Ama zombi horde var. Etrafından dolaşmaya kalksak. Alan, huh? You bet. He's a shithead, but look on the bright side. He's only about half as stupid as he looks. Plus he's not half bad in a fight. Abi her taraf horde dolu. Abi her taraf horde dolu. O zombi horde alert diyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunları parçalamak dışında. Eyvah eyvah. Bu arabayı eve kadar ulaştırmak zorundayım. Tamam. Artık inebiliriz. Her şeyi aldık. Tamam. Kapıyı kapatın. İçeri girdikten sonra kapıyı kapatın lütfen. Kendimi güvende hissetmek istiyorum. Gece oyunu... Oh! Nihayet görev tamamlandı. Hey! You said we were getting antibiotics for Ed. Relax. We got those too. What the hell is going on here? Niye evi terk ediyoruz? I've got this condition. Lupus. It's chronic. No cure. Acaba bir şey sorabilir miyim? Bölümü bitirsek olmaz mı? 27 dakikaya ulaşmışız. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Arabaya atlayıp bizim eve gitmemiz gerekiyor. Sanırım buradan atıldık. Emin olamasam da buradan atıldık gibime geliyor. Hayır, atılmamışız. Tamam, görevi tamamlamışız. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bölümü burada sonlandırıyorum. Hemen yeni bir görev gelmeden görevi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Ve bayağı bir bu arada ilacımız var yani. İlaç yeşil gözüküyor. Gayet güzel oynamışız. Görüşürüz sonraki bölümlerde.